Evet arkadaşlar, size bugün Samsung A51 cihaz arkadaşlar nasıl yazılım yüklenir onu göstereceğim. Cihazımız Samsung A51 görüyorsunuz. Buna yazılım yükleyeceğiz, yazılımını güncelleyeceğiz. Bilgisayar üzerinde bunu yapacağız. Peki ne gerekli biliyorsunuz arkadaşlar. İki şey gerekli. Bunlardan bir tanesi cihazın yazılımı, bir de yazılımı telefona yükleyecek olan program. Yazılımı indirmek için Frije uygulamasını kullanıyoruz ama siz istiyorsanız internetten seçtiğiniz, bildiğiniz bir yazılımı indirip kullanabilirsiniz. Ama daha kolay olması, daha hızlı olması açısından arkadaşlar Frije uygulamasını indiriyoruz. İkincisi de yazılım atmak için Odin programını kullanıyoruz. Şimdi şöyle ben bir boş sayfa açayım. Şöyle yeni pencere dedim. Bakın şurada bir penceremiz var. Buraya getirdim. Buradan Frije uygulamasını indireceğim. Frije indir diyorum. Frije burada. Frije indir dedim arkadaşlar. Bakın en üst tarafta şurada Samsung firmware download diye geçiyor zaten. Direkt isteğe sayfasını yönlendiriyor. Şöyle aşağıya geliyorum. Bakın şurada Frije Here var. Ona tıklayacağım. Ve burada 1.44 versiyonu varmış. Onu da indiriyorum. Ona tıklıyoruz. Tıkladığımız zaman bakın. Hemen hemen indi zaten. Burada köşeye geldi. Şöyle masaüstünü alıyorum. Bunu da aşağı atıyorum arkadaşlar. Şu an orayla işim bitti. Sağ tuştan dosyaları çıkar diyorum. Klasöre ekle dedim. Bakın şuraya geldi. Hemen altına alayım onu ben. Şuraya yanına. Şuraya geldi. Bakın onu açıyorum. Dosyamız bu. Şöyle biraz küçültelim onu. Bakın burada şu yeşil olan arkadaşlar, yeşil olanı çift tıklayarak çalıştıracağız. Çalıştırdıktan sonra indirmemizi yapacağız. Şöyle çalıştırıyorum onu da. Bunu da aşağıya attım. Uygulamamız açıldı. Bakın şurada üst tarafta arkadaşlar model bilgisinin yazıldığı yer var. Burada da ülke kodu var. Bence daha, ben daha önce girmiştim denemek için ama tekrar sizin için yapacağım. Şimdi bakın burada model kodu var. SM ile başlıyor. Ya da işte sizin telefonunuza göre değişebiliyor bu uygulamanın adı. Modelin adı değişebiliyor. Burada da tur var arkadaşlar. Burada satıldığı ülkeyi gösteriyor. Türkiye için tur yazıyoruz. Farklı ülkeler için farklı kodlar var. Bunları nereden bulabileceğiz diye soruyorsanız internetten bulabilirsiniz. Bu model kodunu nereden bulacağız arkadaşlar? Genelde telefonun arkasında şu alt kısımda arkadaşlar e-mail ve model kodu şu alt kısımda yazar. Ben şu an e-mail'si gözükmesin diye bunu kapattım. Buradan öğrenebilirsiniz. Açılan cihazlarda arkadaşlar şöyle göstereyim. Ben size açılan cihazlarda da telefon bölümüne giriyorsunuz. Yıldız kare 1, 2, 3, 4 kare yaptığınız zaman bakın burada yazıyor model kodu A515F. Açılmayan cihazlarda dediğim gibi arka kapak üzerinden bulunan yazıdan alabilirsiniz. Bizimki neydi? A515F'ti. Ülke bir kodumuz Türk. Ya dediğim gibi bu Avrupa kodu XSG arkadaşlar. Ülkelerin kodları değişiyor. Bunları internetten bulabilirsiniz. İşlemimiz bittikten sonra check up diye tuşuna basıyoruz. Bakın burada dosyanın versiyon bilgisi geldi. Burada kaç GB olduğu indireceğimiz dosyanın. İçinde kaç Android olduğu, hangi Android versiyonu olduğu. Bir de oluşacak dosyanın ismi. Bunların hepsini detaylı olarak gördük, inceledik. Bir sıkıntı yok. Burada manuel olarak indirebilirsiniz ama manuel olarak indirebilmek için tüm yazılım bilgilerini buraya detaylı olarak girmeniz gerekiyor. Ben auto olarak seçip indiriyorum, daha kolay oluyor. Download tuşuna bastım. Nereye kaydedeyim bir de? Desktop'u seçiyorum ve kaydediyorum. Bakın download started dedi. Şöyle dosyamız da şurada oluştu. Bakın dosyamız da burada oluştu. Hızlı bir şekilde indiriyor. 5 GB'lık bir dosyamız. Dosyamız iyisin arkadaşlar. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yazılımımız indi. Dosyamızı da şöyle alıyorum. Masa üstüne şuraya koydum. Bakın dosyamız burada. Dosyamız oluştu. Frije ile işimiz bitti arkadaşlar. Onu kapatıyorum. Sağ tuşuna tıklayıp dosyaları çıkar diyorum. Dosyalarımız burada. Bakın çıkıyor. İki tanesi çıktı. Dört parçalı dosya arkadaşlar. Normalde içinde beş dosya çıkıyor. Dört parçalı bir dosya. Tamamı çıksın. Ondan sonra
diğer işlemlerimizi yapalım. Ama bu arada tabii Odin programımızı dinleyelim. Yeni pencere diyorum tekrar. Şöyle bir yeni pencere diyelim. Diğer monitöre geçti. Şuradan Odin programımızı indirelim. Odin download diyoruz. Bakın. Buradan şuraya geldim. Bakın şurada Odin 3.13.1 var. 3.07 ve 3.09 versiyonları var ama biz genellikle 3.13.1'i indireceğiz. Buna tıkladığımız zaman son versiyona gidiyor zaten. Bakın burada 3.14.4'e çıkmış. Onu download now dedim. Bakın o da geliyor. Dosyamız burada. O da geldi. Onu masa üstüne aldım. Şöyle. Onu da şöyle çıkartalım. Şunu altına alayım. Dosyaları çıkar dedim. O da geldi. Burada bakın. Burada dosyalarımız çıkıyor. Tam olarak o bitsin. Şöyle göstereyim ben size. Tam bitirmedi henüz. Onu da şuraya alalım. Evet, dosyalarımızın tamamı çıktı. Gördüğünüz gibi bakın AP, BL, CP, CSC ve Home diye 4-5 tane dosya çıktı. Bunların 4'ünü kullanacağız arkadaşlar. Ben size detaylarını anlatacağım. Şöyle bunu biraz küçülteyim, şu tarafı alayım. Şurada dursun. Bu arada Odin programımızı çalıştıralım. Bakın Odin programımız burada. Şöyle Odin programını çalıştırıyorum. Bakın şu mavi olan, onu çalıştırdım. Tamam dedim. Yan tarafa geçmiş, onu aldım, tekrar buraya koydum. Bakın şunu biraz küçülteyim. Şimdi Odin programımız burada arkadaşlar. Telefonumuz bağlı. Bakın telefonumuz açık. Şöyle göstereyim ben size. Telefonumuz açık, görüyorsunuz. Burada bakın telefonu COM42'de normal modda gördü. Tabii yazılım atmak için download atmamız gerekiyor ama önce dosyalarımızı seçelim. Bakın burada BL yazıyor. BL bootloader yani. Burada da BL ile başlayan dosyayı seçiyoruz. AP yazıyor arkadaşlar. Şöyle AP'yi AP yazanı seçiyoruz. CP'de de CP yazanı seçiyoruz. CSC'de arkadaşlar bakın iki dosya var. Onların detayını seçerken anlatacağım ben size. BL'yi seçiyorum. BL'yi seçtim. Tabii önce kontrolünü yapıyor, sonra seçim yapıyor arkadaşlar. O yüzden bazen uzun sürebilir seçmesi. AP'yi seçtim. AP dosyası uzun olduğu için, büyük olduğu için arkadaşlar bakın. 5 GB civarında bir dosya. Büyük olduğu için biraz bekletebilir sizi. Bekleyelim. Evet, bu dosyayı da seçti. Buradan CP dosyasını seçiyoruz. CP'yi tıklıyorum. Bakın şu şekilde. CP ile başlayan seçiyorum. Bir de CSC var arkadaşlar. Burada iki dosya var arkadaşlar. Bakın bir normal CSC, bir home CSC. Şimdi eğer içindeki bilgilerin sıfırlanmasını, tamamen fabrika ayarlarına dönmesini istiyorsunuz arkadaşlar, normal CSC'yi seçeceksiniz. CSC ile başlayan. Ama içindeki bilgiler silinmesin, İçinde sadece içindeki yazılım güncellemesini istiyorsanız home CSC'yi seçeceksiniz. Ama açılmayan cihazlarda, donan kasan cihazlarda arkadaşlar benim tavsiyem normal CSC'yi seçmeniz. Çünkü normal CSC ile seçtiğiniz zaman içindeki bilgiler sıfırlanacağı için açılmayan cihazınız açılır hale gelecektir. Ayrıca kasan cihazda, donan cihazlarda arkadaşlar performans artırımı olacaktır. Tekrar ben normal CSC'yi seçeceğim. İçindeki bilgiler silinsin yani. Şimdi buraya kadar şey tamam. Şimdi yapmamız gereken cihazımızı download moda almak. Bakın şu şekilde cihazım açık. Bunu kapatacağım. Şöyle ekranımızı açalım. Bakın. İki tuşla birlikte kapanıyor bunlar arkadaşlar. Kapattım. Kapattım. Şimdi download moda almak için arkadaşlar ses yükseltme ve ses kısma tuşlarının ikisine birine basarken kablomuzu takacağız. Biraz bekleyelim telefonumuz tam olarak kapansın. Biraz beklemekte fayda var. Kapandı. Şöyle ikisini birden basıyorum ve kablomu takıyorum. Bakın geldi. Mavi bir ekran geldi. Mavi ekranda arkadaşlar volume up devam. Volume down iptal anlamında. Biz devam edeceğimiz için volume up yapıyoruz. Burada cihazın bilgileri tamamen geldi. Download ekranı yazıyor. Bakın az önce COM42'de olan COM portumuz COM30'a geldi. Bu da download mod olarak gördüğünü söylüyor. Her şeyimiz hazır. Cihazımız download modda tek yapmamız gereken start tuşuna basıp yazılımımızı atmak. Start tuşuna bastım. Bakın bu kısımdan hangi bölümlerde yazılım attığını görebiliyorsunuz. Şu alttan yeşil olarak ilerliyor. Bu kısım yeşil olarak ilerlediği sürece sorun yok arkadaşlar. Kırmızı ve turuncuya dönerse ya yazılımımızda ya telefonunuzda bir sorun var demektir. Şu an yazılımımızı yüklüyor.
Ayrıca bu ilerlemeyi buradan gördüğünüz gibi telefonun alt kısmında bulunan, bu kısımda bulunan bardan da görebilirsiniz arkadaşlar. Yazılımımız yüklensin, ondan sonra kurulumumuzu yapacağız, ondan sonra işlemimiz tamam arkadaşlar. Bekleyelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yazılımımız bitti. Pas dedi. Buradan 2 dakika 45 saniye sürdüğünü söylüyor. Yeşil olarak bitirdi. Bu da bir sorun olmadı anlamına geliyor. Bu yeşil değil, farklı renk olsaydı arkadaşlar, kırmızı ya da dediğim gibi turuncu, sıkıntı olduğunu anlamına gelirdi. Şimdi telefonumuzun ekranında görüyorsunuz. Erasing yaptı. Sıfırladı cihazımızı. Fabrika ayarlarına döndürdü. Cihazımız açılıyor. Açılsın. Ondan sonra işlemimiz tamamdır. Kurulumunu yapalım. Şöyle açayım onu biraz tam ortaya getireyim. Şu şekilde biraz daha açalım. Bu şekilde cihazımız kurulumu yapsın. Bunu da aşağı atalım. Odin programımız bu tarafta kalsın. Evet, cihazımız açıldı. Buradan dilimizi seçebiliriz. Fakat biz değiştirdik zaten Türkçe. Başlat diyorum. Tekrar başlata tıkladım. Yukarıdaki koşulları kabul ediyoruz. Devam edelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yazılımımızı attık. Frisia programı üzerinden indirdik. Odin programı üzerinden attık. Basit bir işlem. Hepiniz kolaylıkla yapabilirsiniz. Çok zorlanmadan yapabilirsiniz. Bir sorunla karşılaşırsanız lütfen bana yorumlardan yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Bu arada kanalıma abone olmayı, paylaşmayı, destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum.